Merhabalar. Bu zorlu günlerde Türkiye'de ve dünyanın bütün ülkelerinde bildiğiniz gibi eğitime yüze yüz yapılan eğitime ara verildi. Birçok üniversitede, dünyanın üniversitesinde online eğitime geçildi. Ben bazılarınızın bildiği gibi online eğitimi zaten uzun yıllardan beri yapıyorum ve siz ilgililere bir online videonun nasıl yapılacağını hem kolay yolda hem de biraz daha zorlu bir yolu olan, biraz daha profesyonel ama kolay yolu da çok kolay, onu göstermek istiyorum. İhtiyacınız olan şeyler bunlar için bir laptop. Şu elimde gördüğünüz gibi normal bir laptop. Kamerası olması çok iyi olur ki bu öğrencilerin sizle ders olan ilgisini arttırıyor. PowerPoint, ki bu da PowerPoint kullanmanıza gerek yok. Google Presentation ya da Open Office kullanabiliyorsunuz. Bir de Zoom diye bir program var. Zoom diye bir programı kullanmak gerekiyor. Gelin şimdi hep beraber bakalım bunun nasıl olduğuna. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce PowerPoint'imi hazırlıyorum. Bu benim ders notlarım. Yani o günkü anlatacağım ders neyse onun notlarını hazırlıyorum. Ondan sonra bir de Zoom var. Şimdi size Zoom'u da ayrıca göstereceğim nasıl ilk kurulduğunu. Şimdi hemen araya buraya Zoom'a nasıl kaydedileceğimizi, Zoom'u nasıl indireceğimizi göstereyim. Herhangi bir browser'a gittiğinizde zoom.us yazdığınızda şu ekran gelecek. Gördüğünüz gibi burada sign up, it's free diyor. Biz ona dokunacağız. Bir e-mail adresiyle bağlanacaksınız. Ben normalde zaten Zoom'u indirmiştim ama şimdi kendi e-mailimi kullanarak tekrar şey yapayım. Şimdi burada bize bir e-mail gönderiyor. E-mail gelecek. O e-mailde size bir confirmation link verecek. Onu şimdi hemen alıp yapacağız. Şimdi ben e-mailimi açtım ve burada activate account'u görüyorum. Şimdi bunu hemen alıp tekrar buraya gideceğim ve Zoom'u aktive edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi aktive ettim ben bunu. Hemen buraya ismimi, soy ismimi giriyorum. Bu bir kere yapılacak bir şey bu arada. Hemen bir şifre gireyim. Aynı şifreyi girmek gerekiyor. Şimdi bunu girdikten sonra isterseniz şey yapabiliyorsunuz. Başkalarını yapabiliyorsunuz. Şimdi ben kimseyi şey yapmak istemiyorum, davet etmek istemiyorum. Bakın artık benim meeting ID'm dediğim olayım bu. Buna bastığım zaman ve buradan normalde isterseniz download edebilirsiniz şeyi, Zoom. Ama ben buna bastığım zaman eğer sizin daha önce yoksa buradan download edebiliyorsunuz. Zaten bakıyorsunuz çıktı buraya. Bunu koyduktan sonra Run diyorum ve Zoom çıkacak karşıma. Gördüğünüz gibi benim direkt olarak demin şu anda size ekranda gösterdiğim yere gelmiş olduk. Buna bastığımda hemen kendimi görebileceğim. Virtual background daha önce konuşmuştuk. Buradan isterseniz bir şey seçip şu şekilde kendinizi arkanızı bir gri bir salon olarak koyabiliyorsunuz. Bunların hepsi mevcut. Zoom kurulmuş oldu. Tekrar başlatmak için tekrar Zoom'a gittiğiniz zaman zoom.us'ye bir kere bunu yaptıktan sonra host a meeting dediğiniz anda size hemen bu bizim demin gösterdiğim yere gelmiş olacak ve Zoom'u otomatikman açacak. Bu kadar basit. Bunu kurduktan sonra bu hale geliyor. Şimdi bakın, yapacağımız şey çok basit. Dersi anlatırken kaydedeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? İlk önce Zoom'da New Meeting, belki Türkçe olur mu bilmiyorum bu, yeni toplantı. New Meeting'e basıyorum. Buna bastıktan sonra gördüğünüz gibi ekranda benim toplantım artık çıkıyor. Sanki başka birisiyle buluşuyormuşum gibi. Ve burada Start Video'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki start videoya bastığımda kendimi görüyor olacağım şimdi burada. Şimdi bakın burada gördüğünüz zaman arkamdaki yer benim evimin camı. Eğer bunu göstermek istemiyorsanız Zoom'da bir sanal arka plan diye bir şey var. Şöyle kullanabiliyorsunuz onu da. Şu videonun yanına gelebilirsen şöyle yakına.
Videonun yakında bir hemen şey var. Bir ok var. Bu okta choose a virtual background dediğinde, mesela örneğin ben şu üniversitemin şeyini yazı olduğu bir yüklemiştim. Bunu kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi arkam artık o bahçe şey pencere çıktı. Onun yerine gayet güzel, profesyonel. İsterseniz beyaz bir ekran koyabilirsiniz. Bir gri bir ekran koyabilirsiniz. Ne istiyorsanız üniversitenizin logosunu koyabilirsiniz. Ama ben şimdi bu örnek için bunu kapatacağım. Choose a virtual background'a girip none'ı seçeceğim. Yani hiçbir şey kullanmak istemiyorum. Arkam olduğu gibi gözüksün diye. Şimdi hazır değilim. Şimdi birkaç tane de yapmam gereken şey var ve ondan sonra hazır olacağız. Çok basit. Gelin bakalım. Burada bir share diye bir button var. O share'e geliyorum ve PowerPoint seçiyorum. Yani ben bunu ekranda artık göstereceğim. Hem ekranda gösterirken bu Zoom programı aynı zamanda hem benim PowerPoint'imi hem de benim yüzümü kaydedecek. Nasıl yapacağız bunu? Çok basit. Şimdi geldim, hazırlandım. Sanki normalde prezentasyonu hazırlıyormuş gibi, sanki yapıyormuş gibi. Tekrar gösteriyorum şuradan. Share'e basıyorum ve PowerPoint seçiyorum. İki kere klikliyorum ve artık hazırım. Şimdi gelelim bunu kaydetmeye. Şimdi nasıl kaydedeceğim? Bakın burada mora dokunuyorum. Record on this computer diyor. Record on this computer'a bastığım anda ben bunu öğrencilere sanki sınıfta anlatıyor gibi anlatacağım. Şimdi bir dakikalık bir deneme yapalım beraber. Geldim, hazırım. Ekranı ayarladım. Benim yüzümü çekiyor. Record. Sevgili arkadaşlar, Restoran Teknoloji Sistemleri dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuzu size anlatmak istiyorum. Bugün point of sale sistemlerinden bahsedeceğiz. Table management sistemlerinden bahsedeceğiz. Bu arada bu dersi anlatırken istersem PowerPoint'in bir özelliğidir. Ctrl P, pen yani kalem gibi. İstersem Ctrl P'ye basıp şurada mesela böyle şeyler yapabilirim. Point of sale sistemi yapacağız. Ondan sonra bunu yapacağız. İstersem şöyle oklar çizebilirim. Bunu yapmak size ait. İstemezsiniz. Sadece göstererek Escape'e bastım. Tekrar devam ediyorum. Mesela video mu göstereceğim? Burada o videoları koyabilirim ve gösterebilirim. Şunları göstereceğim. Tekrar Ctrl P'ye gelip bakın şu çok önemli dedik. Şimdi mesela bunları dediğim ifade edelim ve artık bitireceğim. More'dan End Meeting'e basıyorum ve End Meeting diyor ve bıraktım. Şimdi bakın ne oldu? O video benim bu demin yaptığım bir dakikalık ya da daha az bir video ki bunu sadece demo amaçlı yaptım. Şimdi bu şu anda convert ediliyor. Bu yaptığım videonun yani record ettiğim, kaydettiğim videonun uzunluğuna bağlı olarak değişecektir. Şimdi bu çok kısa bir video olduğu için yaklaşık 1 dakika, 1,5 dakika sürecek. Ve bize bunun sonunda Zoom bir MP4, MP4 dosyası verecek. Bu MP4 dosyasını şimdi size 2 saniye sonra göstereceğim bittiği zaman. Bu MP4 dosyasını ister WhatsApp'tan öğrencilerinize atın, ister Learning Management System'den Canvas gibi, Blackboard gibi, Schoology gibi. Schoology mesela bedava bir öğrenme sistemi. Onun gibi olan yerlere yükleyebilirsiniz. Öğrencilerinize dersiniz ki arkadaşlar restoran teknoloji sistemleri ile ilgili dersimizin notları ve videosu şeyde. Şimdi gelin bakın bitmek üzere hep beraber seyredelim bunu. Bakın bana MP4'u çıkarttı. Şimdi buna double click yapıyorum size göstermek için ne yaptığımızı beraber. Bizi burada yaptık şu gördüğünüz gibi. Bakın. Sevgili arkadaşlar. Bakın ekranı hem kaydetti hem de beni kaydetti. Bugünkü İstersen background'ımı da değiştirebilirdim. Bugün siz bu kameraya bakıyorsunuz ve ben tabi orada kameraya baktığım için bazen dönüyorum. PowerPoint'in bir özelliğiydi. Ctrl P. Mesela Ctrl P'ye basacağım şimdi. İstersem Ctrl P'ye basıp şurada mesela bakın benim ekranım touch screen olduğu için bunu yaptım. Ondan sonra bunu yapacağız. Gördüğünüz evet burada gördüğünüz gibi bu şekilde kullanarak Zoom kullanarak PowerPoint'inizde kullanarak kendi ders notlarınızı öğrencilere sınıfta anlatır gibi anlatıp bunu da MP4 MP4 olarak kaydetmeniz mümkün. Tamamen ücretsiz bir şey program. Zoom'un tek bir belki dezavantajı ücretsiz olmasının 40 dakikalık ya da 30 dakikalık bir limiti var ki zaten derste o kadar uzun tutmamamız da gerekiyor. O yüzden 20'şer 25'er dakikalık şekilde bölerseniz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Böylelikle
öğrencilerin sizin de bilginizden, anlatmalarınızdan mahrum kalmaz. Umarım bu video yararlı olmuştur. Teşekkürler.